Fenerbahçe televizyon ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Yeni sezonun ilk smaçör programıyla karşınızdayız ve yanımızda A Milli Erkek Voleybol takımımızda tarih yazmış. Aynı zamanda Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol takımımızın çok değerli isimleri var. İlk isim yeni transferlerimizden Yiğit Gülmezoğlu, ortada yer alan ikinci oyuncumuz Vahit Emre Savaş ve bana en uzak köşede yer alan isim de Kaan Gürbüz. İlk olarak sizlere hepinizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Challenger Kupası şampiyonluğu ve erkek voleybol milli takımlar düzeyinde ilk defa Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandık. Senin sakatlığın vardı Challenger Kupası'nda. Maalesef ki forma giyemedin. Şu an biraz daha iyisin. İlk olarak senin duygularını almak isterim. Önce gerçekten de orada olan bu iki arkadaşımızı tebrik ediyorum. Çünkü uzun bir süre sonra gerçekten de A Milli takımı hak ettiği yere getirmek için çok büyük bir adım attıklarını düşünüyorum. Attığımızı düşünüyorum daha doğrusu. Çünkü genellikle Golden League'de her zaman şampiyon oluyorduk. Ancak bir sonraki aşama olan bu Challenger Kupası'nı kazanmayı bir türlü başaramamıştık. Ve VNL'e adım atamamıştık. Evet. Kadın takımımız bizi orada ne kadar gururlandırsa da biz erkek takım olarak orada mücadele edemiyorduk. Şimdi bu güzel başarıdan sonra önümüzdeki sene VNL'de de inşallah çok güzel hedeflerimizi yakalayacağımızı düşünüyorum. Benim Golden League'in son ayağında bir ufak bir sakatlığım olduğu diye düşünüyorduk. Halbuki bir kırık olmuş parmağımda. O yüzden katılamadım ama ekrandan destekledim ve gerçekten de gurur duyduğumu söylemek istiyorum kardeşlerimle. Sağ ol kardeşim. Sana da tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vahit Emre Savaş'la devam edelim. Sen de şampiyonlukta sakatlık yaşamadan takımla birlikteydin. Senin de duygularını almak isteriz. Ben de daha sonradan katıldım aslında takıma. Yani Yiğit'in de söylediği gibi hep kıl payı kaçırıyorduk BNL'e. Ama bu yıl her şey istediğimiz gibi gitti. Güzel gitti. Bir takım olarak oynamayı bildik. İyi maçlar çıkardığımızı düşünüyorum. Şimdi Katar deyip, ne bileyim Dominik Cumhuriyeti deyip geçmemek lazım kesinlikle. Ama yani orada sonuçta bir final oynanıyor. Ve herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Bir üst kategoriye geçmeye çalışıyor. Bunu gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum. Biz de artık hak ettiğimiz yerdeyiz demek istiyorum. Kesinlikle. Güzel oldu gerçekten. Kesinlikle sonuna kadar hak ettiğinizi söyleyebilirim. Aynı şekilde Yiğit'in de söylediği gibi Golden League'de sürekli şampiyonluğun ardından bir eşik vardı. Orayı bu sene açtığımızı düşünüyorum. İnşallah VNL'de de belki de bir sonraki programımızda VNL'deki bir zaferin ardından yeniden görüşeceğimizi umuyorum ve sözü Kaan Gürbüz'e bırakıyorum. Başardığımız için tabii ki de çok mutluyuz. Çünkü uzun yıllardır hedeflediğimiz yere sonunda ulaştık. Ve bu ulaştığımız yerin de erkek voleybolunu gerçekten iyi yerlere getireceğini düşünüyorum. Çünkü orada hep sürekli yüksek seviyede maç yapacağız. Ve bu illaki erkek voleyboluna bir şeyler katacaktır. Ve bunun da sonucunu Avrupa Şampiyonası'nda ve olimpiyatlarda alacağımızı düşünüyorum ben. Onun dışında tüm dedikleri zaten aynı şeyleri tekrar söylemeye gerek yok. Çok mutluyuz. Umarız Avrupa Şampiyonası'nda da güzel şeyler başaracağız. Söz sendeyken aslında biraz da Avrupa Altın Ligi, Golden League'den bahsetmek istiyorum. Çünkü yarı finalde kaydettiğin 10 sayı var, finalde kaydettiğin 19 sayı var ve dörtlü finallerin en değerli oyuncusu seçildin. Bu seçilme hakkıyla, bu ödül hakkında da bir düşünceni almak isteriz. Çok mutlu oldum. Hiç beklemediğim bir şeydi aslında. Ama sonunda ödülü aldım ve şampiyonluğa ulaştık. En önemlisi oydu. Hedeflerimizin ilk adımını başardık ve orada da MVP oldum. Güzel yani. Tarif olmayan bir duygu. Kariyerin devamında da nice ödüllere İnşallah diliyorum. Devamı gelir. Biraz da perde arkasından bahsetmek istiyorum. Önce senin söylediğin gibi, Yiğit Gülmezoğlu'nun söylediği gibi SEV Avrupa Altın Ligi Golden Cup'ta şampiyonluk, ardından Haziran ayında bu kupanın ardından Challenger Kupası'nda şampiyonluk ve Milletler Ligi'ne ilk biletimizi aldık. Aslında tarihi bir başarı. Peki perde arkasında milli takımda yaşananları aslında biraz öğrenmek isteriz. Kendinizi nasıl motive ettiniz? Nasıl bir atmosfer vardı orada? Ya ben Golden League için konuşabilirim. Çünkü o bölümde takımla birlikteydim. Aslında şöyle, lig bittikten sonra yaklaşık 2 gün ara sadece verebildik. Oradan sonra takımla birlikte toplandığımızda tabii ki hepimiz hem fiziksel hem mental olarak oldukça yorgunduk. Tabii ki üzerimize milli takım formasını geçirdiğimizde tüm ülkenin sorumluluğunu arkamızda hissediyoruz ve bu en büyük motivasyonlardan bir tanesi. Çok da büyük bir gurur kaynağı aynı zamanda. O yüzden zaten o milli takım formasıyla, o milli takım antrenman tişörtleriyle sahaya adımımızı attığımız ilk anda otomatik bir motivasyon geliyor. Bunun ilerleyen dönemlerde zaten daha büyük turnuvalarda kendimizi gösterdiğimizde de daha yükselerek artacağını düşünüyorum.
O yüzden Golden League'deki genelde bizim yorgunluğumuzu veya işte hem fiziksel hem mental olarak o sezonun getirdiği yorgunluğu elimine ettiğimiz en büyük şey milli formayı gururla taşıma düşüncesiydi. Yani milli formaya giydikten sonra bütün dertleri unutuyorsunuz. Kısmi olarak. Milli formayı sonra gerisi teferruattır mı denir, ne denir? Aslında biraz öyle. Siz de muhtemelen evet, milli evet. formayı giydikten sonra yani evet. milli bir aslında zafer için kesinlikle ya. Ter evet. döküyorsunuz. Yani zaten Yiğit'le yıllardır milli takımlarda yani yaz kış beraber oynadık Yiğit'le. Hani artık sıra Kaan'a geliyor. Artık onun sırası uzun yıllar oynaması dileyip. Ya bu işin perde arkasında birçok fedakarlık var aslında. Aramızda yani sakatlananlar var Yiğit gibi, aramızdan ayrılanlar var, sakat olup oynayanlar var. Eşini, çocuğunu, ailesini bırakıp kesinlikle. Gelen sporcular var. Gerek staff gerek sporcu olarak söylüyorum. Yani zor, yaptığımız iş gerçekten çok zor. Sürekli bir performansı korumak durumundayız. Başarılı olmak durumundayız. Yani açıkçası ben hissettim. Yani gerçekten burada, bu turnuvada Viyana'ya çıkacağımızı ben inanıyordum yani. Büyük bir inancım vardı. Çok şükür bunu da başardık. Darısı yani dediğimiz gibi önümüzdeki turnuvalara inşallah ve Viyana'ya inşallah. Yani Viyana'da da böyle bir hissiyatla gitmemizi umuyorum yani inşallah Viyana evet, öncesi evet. de. Güzel bir jenerasyon yakaladık. Yani yıllardır uğraşıyorduk zaten biz evet, bunun kesinlikle. İçin. Sürekli denedik, olmadı, denedik, olmadı. Hep eşikten döndük aslında. Evet, evet. Ama nasip bugünlereymiş. Güzel oldu, çok güzel oldu ülke voleybolu adına. Yani baktığımızda da gerçekten başarılı bir branşız. Sana da Kaan aynı soruyu sormadan önce şimdi az önce bahsettiğim bir MVP'lik olayı var dörtlü finallerde. Sen dörtlü finalleri Altın Lig'de dörtlü finalleri MVP tamamladıktan sonra Challenger kupası öncesinde sende de benzer bir his oluştu mu acaba? Hani ben ödülü aldım bu sene o sene gerçekten Viyana'ya bilet alırız hissiyatı sende de oluştu mu? Oluştu ve daha bir özgüven geldi. Yani o gerçekten hissiyat geliyor yani. Hani bunu başardım ve daha iyisini yapabilirim. Ve takıma daha yararlı olabilirim gibisinden bir hissiyat geliyor tabii ki de. Ya sizin dediklerinize şunu ekleyebilirim. Ben en azından bir ekrandaki voleybol sever olarak sizin özgüvenle oynadığınızı biz ekranda aslında az çok hissediyoruz. Çünkü gerek saha içindeki dağılımınız gerekse oyunda verdiğiniz özgüven gerçekten her maç sizin de söylediğiniz gibi arta arta devam etti. Ve sonunda da hak edilmiş bir Challenger kupası ve ardından Voleybol Milletler Ligi bileti. Evet. Aslında 2023 yılına şöyle bir değindiğimiz zaman kadın voleybol takımımız da dünya sıralamasında bir numaraya ulaştı. Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Yani 2023 yılında voleybol aslında bizim için en ülke bazında en iyi branşımız diyebiliriz. Bundan 10 yıl öncesinde voleybolun Türkiye'de bu kadar yaygın olacağını düşünüyor muydunuz acaba? Ya da gerek A milli erkek gerek A milli kadın düzeyinde bu başarıları hayal edebiliyor muydunuz? Yiğit senle başlayabiliriz. Şimdi 10 yıl öncesine bir gittim düşündüm. 2012'yi ele alalım. 2012'de ben Erkas'taydım. A takıma çıktım. İkinci sene olması gerekiyor muhtemelen. Ve o zaman sadece final maçları televizyondan yayınlanıyordu. Yani tüm koca bir, yani daha doğrusu garanti olarak yayınlanıyordu. Koca bir sezonda belki de televizyon ekranlarında 2 tane maçımız, 3 tane maçımız canlı yayın şeklinde yayınlanıyordu. Ama ardından bu sene, geçtiğimiz sene, 3 sene öncesinde İnanılmaz bir kamuoyuna voleybolu sevdirmeyi başardığımızı düşünüyorum. Ve burada kadın takımımızın hakkını yememek lazım. Gerçekten onların milli takımda göstermiş olduğu başarı bu ivmelenmede çok büyük bir yer aldı. Ardından da işte bizim de bir ucundan tutmamız erkek voleybolu olarak bunu bir basamak daha yukarıya çektiğini düşünüyorum. Yani hayal edemezdik. Yani 10 yıl öncesinde bunu düşünüyorduk. 10 yıl öncesinde bunu hayal edemezdik ama şimdi böyle olması ve daha ileriye gidecek olma düşüncesi bizi çok mutlu ediyor. Yani gerçekten hayaldi, gerçek oldu diyebiliriz. Sizin sayenizde bu arada tabii ki. Evet yani ya bu işin gerçekten perde arkasında da birçok isim var. Yani federasyonumuz da gerçekten çok destek veriyor bu konuda bize. Açıkçası kadınları kıskanıyordum ben.
Yani şimdi burada kıskanmıyorum diyen yani yalan söyler. Tatlı bir kıskançlık. Evet tabii kesinlikle. İmreniyorduk. İmreniyorduk. Ya gurur duyuyoruz zaten. Tabii ki. Yani. Onların orada başarılı olması ya büyük gurur. Yani onları görüp biz neden burada değiliz diyorduk kesinlikle. Artık oradayız. Evet artık oradayız. Şimdi bir adım attık. Yani Golden League'deki gibi işte hep ucuna gelip kaçırdığımızı. Şimdi orası da farklı bir tecrübe. Önce bir bakacağız ne oluyor, ne bitiyor, nasıl takımlar var. Bir kendimizi test edeceğimizi düşünüyorum. Daha sonrasında da kadınlar gibi en üst sıraya yerleşeceğiz inancındayım ben. Ya bu soruyu Kaan'a yöneltmeden önce evet, soruyu biraz değiştirmek istiyorum. Çünkü yaş olarak aranızda biraz daha fark var. Sen 2001 doğumlusun yanlış bilmiyorsam. Ya, voleybola başladığın zamana gitmeni istiyorum. Voleybola başlarken erkek voleybol tarihinde tarihi bir başarı imza atacağını hayal edebilir miydin? Böyle bir soru yöneltmek istiyorum ya sana. Hiç hayal etmiyordum. Erkek voleybolun buraya geleceğini de aslında hiç düşünmüyordum açıkçası. Çünkü hani o yaşlarda ne zaman televizyon açsam hani genelde yazın işte milli takımlarda işte Neslihan Demirler, işte Gözde Ablalar. Hep onlar vardı yani. Hiç erkek voleybolundan kimseyi tanımıyordum ben. Ama bir şekilde bir yerlere getirdik yani de güzel de oldu. Yani şu anda senin yaşında televizyonu açanlar Kaan Gürbüz'leri görüyor, Yiğit Gülmezoğlu'ları evet, görüyor. Erkekleri görebiliyor. Bayit Emre Savaşları görüyor. Siz aslında şu anda yeni yani onlu yaşları yeni geçmiş voleybol severlerin, voleybol ilgisi olan çocukların daha çok erkek çocukların bir idolü haline geldiniz. Çünkü Kaan'ın da söylediği gibi bizim en azından yaşımız daha küçükken televizyonda daha çok kadın milli voleybol takımını görüyorduk. Ama siz erkek voleybol takımına gerçekten bir seviye atlattınız desem bence yanlış olmaz. Gerçekten bunun için de siz üçünüz özelinde olmak üzere tüm A milli erkek voleybol takımımıza ve şu anda burada olmasa da bir oyuncumuz daha vardı. Arda Bostan da şu anda kendisi Fransa'da genç oyuncumuz kendini geliştiriyor ve Mert Karatop yardımcı antrenörümüz. O da Fenerbahçe HDI sigorta çatısı altında milli takımda bu başarıyı imza atmış bir isim. Onlara sizin huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Biraz da Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Milli takımda gerçekten emeğinize sağlık. Bir tarih yazdınız. Şimdi milli takım defteri kapandı. Fenerbahçe HDI sigorta defteri açılıyor. İlk olarak yine Yiğit Gülmezoğlu ile başlamak istiyorum. Sen yeni transferimizsin. Yeni sezon öncesinde takımımıza kattığımız birçok değerli isimden sadece birisin. Senin Fenerbahçe'ye geliş sürecinde, Fenerbahçe'ye teklif aldığında ilk neler hissettin? O güne bir gitmeni istiyorum. O günkü duygularını bize paylaşmanı istiyorum. Yani öncelikle gururum okşandı. Yani bu kadar büyük bir camianın, bu kadar büyük bir kulübün parçası olmak çok gurur vericiydi. Düşüncesi daha doğrusu çok gurur vericiydi. Ve geçmişe dönersek de aslında birkaç defa daha gelebilme fırsatım olmuştu. Yani öyle bir konuşmalar geçmişti aramızda. Ama bu güzel ortama gerçekten de kendi kariyerimin de en iyi olduğu seviyede gelmeyi ben de hedefliyordum. Ve zaten kariyerimin de geldiği bu noktada daha güzel başarılara burada hep birlikte imza atabileceğimize inandığım için arkama hiç bakmadan bu karara direkt atladım diyebilirim yani. O ilk duyduğumda bu ihtimali bayağı heyecanlanmıştım ve çok mutlu olmuştum, çok gururlu hissetmiştim. Evet dedikten sonra da zaten ilk andan itibaren bir hoş geldin sıcaklığını da hissettim. O yüzden de buradan hem tüm yöneticilerimize, tüm taraftarlarımıza ve hepinize, tüm takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü ilk andan itibaren gerçekten de o sıcak karşılamayı hissettim. Umarım nice başarılar birlikte yakalarız. Tabii size bu soruyu biraz daha değiştirerek sormam gerekiyor. Sizin ilk yılınız değil, şu anda Yiğit Gülmezoğlu ilk senesine girecek Fenerbahçe HDI sigorta ile. Siz yani geçen sene özelinde ufak bir değerlendirmenin ardından yeni sezonu değerlendirmeniz gerekirse, önümüzdeki günlerde yeni sezon hazırlıkları da başlayacak Fenerbahçe HDI sigortada. Siz bu arada dünyaya Türkiye'nin voleyboldaki sesini duyururken tabii Avrupa kuralları da çekildi. Kasım'ın sonunda Sev'de boy gösterecek Fenerbahçe HDI sigorta. Tabii ondan öncesinde de lig başlamış olacak. Sizden de bir yeni sezon öncesi değerlendirme alabilirim. Yani öncelikle Yiğit'e hoş geldin diyorum ben. İnşallah nice başarılara. Tabii sakatlıksız bir sezon. Sakatlıksız güzel bir sezon diliyorum yani hepimize. Yani her sezonun bir hikayesi vardır. Ben buna inanırım. Bu sezonda yani öncelikle sağlıkla sakatlıksız bir sezon geçirmemiz tek dileğim. Çünkü tek işimiz bu sonuçta. Umarım yani iyi bir sezon olur hepimiz için. Yeni bir takım, yeni bir oluşum tekrardan. Elimizden geleni
yapmaya çalışacağız. Fenerbahçe'yi yukarı çıkarmaya çalışacağız her zaman. Yani bakalım. Evet. Amacımız Fenerbahçe'yi yukarı çıkarmak. Kesinlikle bunu öyle. Her zaman evet. Söyleyebildiğiniz her yerde de zaten söylüyorsunuz. Aynen. Kaan, senin de düşüncelerini almak isteriz. Yani geçen sene kıl payı kaçırdığımız bir final var. Onun dışında 2-1'lik bir Ziraat Bankası serisini kaybettik. Tabii ki de bu sene hedefimiz yarım kalan şeyleri tamamlamak olacak. Finali kazanmak, normal ligde finale çıkmak. Onun dışında takım olarak yeni bir oluşuma gittiğimizi düşünüyorum. Bayağı bir değişiklik yaptık. Tüm yabancı oyuncularımızı gönderdik. Yeni oyuncular geldi. Yiğit abi geldi. Yeni Türkler geldi. Güzel bir enerji yakalayacağımızı düşünüyorum. Ve bu sezon dediğim gibi geçen sene başaramadığımız şeyleri umarım bu sezon başaracağız. Peki biraz da takım özelinde bir soru sormak istiyorum size. Tabii şu anda hazırlık henüz başlamadı. Ama saha dışında da sizin tabii iletişimleriniz sürüyordur diye düşünüyorum. Şu anda takımdaki havayı Yiğit Gülmezoğlu bizlere anlatabilir mi? Yeni bir takıma geldin. Nasıl bir hava var şu anda arkadaşlık ortamı özelinde? Yani benim açımdan aslında takım her ne kadar yeni olsa da takım içinde bulunduğum arkadaş grubu bayağı eskiye dayanıyor. Emre ile biz altyapılardan beri zaten evet, yıllar boyu birlikte 12-13 senedir birlikte oynuyoruz. Kaan'la zaten milli takımlardan sürekli birlikteyiz. Takımımızın pasörü Murat'la aynı şekilde milli takımlardan biri birlikteyiz. Hasan abi aynı şekilde, Caner abi. Yani takımdaki Türk oyuncuların hepsiyle uzun bir geçmişimiz var diyebilirim. Ve hepsiyle de takım olarak çok iyi anlaşacağımızı düşünüyorum saha içerisinde. Ama her zaman saha dışındaki arkadaşlığın da buna yansıdığını, olumlu olarak etkilediğine inandığım için bence o anlamda sıcak bir ortam olacaktır diye hissediyorum. Ben bu yılın daha iyi olacağını düşünüyorum. Hissiyat var mı? Evet hocam? Evet, kesinlikle İnşallah. Öyle. Yani daha iyi, böyle bir sıcak bir ortam hissediyorum ben içeride şu anda. Geçen yıl da evet çıkıyorduk hani hep beraber bir çay kahvedir, yemektir, hani maçlardan önce bir yerde oturmadır bunları yapıyorduk ama bilmiyorum bu yıl sanki böyle daha iyi olacak böyle. Peki, içeride. Bu hissiyatta Yiğit'in gelmesinin bir etkisi olmuş olabilir mi? Ya mutlaka tabii ki de yani çünkü bildiğim birinin yanımda olması güven veriyor. Güven veriyor. Tabii. Daha iyi yani aynı dili konuşabilmemiz önemli. Atıyorum Yiğit bana bir şey söylediğinde benim onu yanlış anlamayıp veya benim ona söylediğinde yanlış anlamayıp bu bir amaç uğruna mücadele etmek burada önemli olan. Yani sonuçta biz orada sahaya çıktığımızda bir tarafı kapatıp öbür tarafı açıyoruz. Yani her şey olabilir. Birine sinirlenebiliriz. Yani ama sahada olan sahada kalıyor gibi yani. Kesinlikle öyle. Önemli olan bunun olması lazım. Kesinlikle. Orada kavga edip dışarıda tekrardan gidip yemeğe, bir çay kahveye gitmek önemli olan. Ya ben açıkçası dışarıdan baktığımda saha içindeki ufak tefek tartışmalar sanki saha dışında bir yerde çay içerken böyle gülerek konuşuyormuşsunuz gibi geliyor. Biz orada nasıl yaptık gibisinden bir sohbeti dönüyormuş gibi hissediyorum açıkçası. Kaan, sana farklı bir soru yöneltmek istiyorum tabii ki. Yaş olarak biraz daha farklısın yanındaki insanlara göre. Sen de takımımızın genç isimlerinden, önemli isimlerinden birisin. Takımdaki tırnak içinde söylüyorum tabii ki abilerinin sana yaklaşımı antrenmanlarda nasıl oluyor? Çünkü çok fazla genç de oyuncuya sahibiz Fenerbahçe Hediye Sigorta çatısı altında. Ya, takımdaki büyüklerimiz her zaman tabii ki de yardımcı oluyorlar. Ve Fenerbahçe çatısı altında bu daha da bence kapsamlı bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Çünkü bir tek oyuncular nezdinde değil, yöneticilerimiz, antrenörlerimiz, herkes yani sahadaki görevler bile her konuda bir yardımı dokunuyor. Yani bir konuda yanlış yapıyorsam veya bir şeye ihtiyacım oluyorsa her türlü yardımı asla kimse esirgemiyor. Saat kaç olursa olsun hiçbir önemi yok. Her zaman herkes yardım ediyor. Çok yardımsever bir takımız bu arada. Tabii bu da genç oyuncuların gelişimine muhtemelen önemli bir katkı yani sağlıyor. Bir şey eklemek istiyorum. Tabii bu Kaan'ın da yaklaşımıyla alakalı aslında. Kaan yani hiçbir zaman bir yıldır beraberiz. Öncesinde de tanıyorum zaten Kaan'ı. Onun da yaklaşımıyla alakalı kesinlikle. Yani ben bir saygısızlık yaptığını kesinlikle görmedim. Hani bir ihtiyacım olduğunda hani Kaan'a söylediğimde hiç ya abi ya falan hani ağız büktüğünü falan da görmedim hiç. Bu aslında onunla da alakalı birazcık. Onun yapısıyla da alakalı. Aslında senin dediğin gibi saygı olduğunca evet, siz aynı şekilde sevgiyi evet. gösteriyorsunuz. Bir yani de gelişime açık. O çok büyük evet. bir şey bence. Çünkü her sporcu öyle olmayabiliyor ya da her sporcu bir bilgi almaya açık olmayabiliyor ama Kaan bu evet. anlamda da bence açık yani. Gelişime açık bir oyuncuyuz. Evet. Takımımızın her anlamda gelişmek de. Lazım. Kafa olarak, fizik olarak. Aynen o anlamda. Aynen. Doğru. Kesinlikle size katılıyorum. Şimdi futbolu kapatmak istiyorum. Voleybolu izninizle kapatmak istiyorum. Futbol, basketbol hatta birçok amatör branşta kulübümüz. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu zaten
tüm dünyaya kanıtlamış durumda. Voleybol dışında herhangi ilgilendiğiniz bir spor ya da bir branş var mı acaba? Gidip tribünde izlediniz. Ben İstanbul'da yaşama şansı hiç bulamamıştım bu zamana kadar. Ama her kulvarda şampiyon olmayı hedefleyen böyle bir camianın içinde bulunduğum için muhtemelen diğer iki kulvarı da, ana iki kulvarı da basketbol ve futbol olarak takip edeceğim diye düşünüyorum bundan sonra. Belki de hep birlikte takım evet. arkadaşlarımızla gidip diğer branşlarımıza destekleyeceğiz diye düşünüyorum. Umarım, umuyorum. Ben de umuyorum. Ya bu yıl şimdi çok yoğun bir sezon geçirdik biz de. Vakit bulup hani maçlara gidemedik ama hani televizyondan olduğu kadarıyla takip etmeye çalıştım ben. Ama Yiğit'in de dediği gibi hani keyifli olabilir bence. İlk senemde tabii ki de futbola çok gitme fırsatımız oluyordu. Çünkü sezonumuz geçen seneki gibi sıkı bir tempo ile geçmiyordu. Ama bu sezon pek gitme fırsatımız olmadı. Umarım önümüzdeki sezonda hem futbol hem de basketbol takımımızı desteklemeye gideceğiz. O zaman programımızı noktalamadan önce hepinizden yeni sezon öncesine taraftarlarımıza varsa söylemek istediğiniz şeyleri alabiliriz. Varsa bir mesajınız, bir temenniniz. Biz sahada keyif almaya ve Fenerbahçe'yi her zamanki gibi ait olduğu yere şampiyonluğa taşımak için elimizden geleni yapacağız. O yüzden de saha dışında ve tribünlerde, televizyon ekranlarında bizlere destek olmalarını istiyoruz sadece ki olacaklardır. Buna eminiz. Taraftarlarımız bizim için gerçekten çok önemli. Biz taraftarıyla çok güçlü bir kulübüz gerçekten. Yeni sezonda her maça herkesi bekliyorum ben. Tam konsantreyiz, taraftarımızı aynen bekliyoruz. Öyle. Tabii ki de taraftarımız bizim 7. kişimiz, kadınlardaki sloganımız evet, gibi. 7. Onlar adam bizim için çok önemli, var. Desteklerini asla esirgemiyorlar ve her maç daha da onlar da bizim gibi motive bir şekilde geliyorlar maça. Aynı hırsı onlar da gösteriyorlar tribünde. Ben Fenerli günler diliyorum hepsine. Umarım önümüzdeki sezon güzel şeyler başaracağız. Ben programı noktalamadan önce böyle bir şey almıştım ama şimdi siz cevap verince Yiğit'e bir soru daha sormak istedim. Sen geçtiğimiz sezon deplasman tribününü yaşadın aslında Fenerbahçe'ye karşı. Şu anda o taraftar arkanda olacak. O konu hakkında da bir düşünceni almak istedim. Yani sen bunu söyleyince tüylerim diken diken oldu. Çünkü bizim bundan 4 sene önceki bir tane deplasmanımızı hatırladım ben. Arkas'ta oynuyorken ben. Final serisinin ikinci maçıydı yanılmıyorsam. Yani biz ev sahibiydik bu arada. İzmir'de oynuyorduk maçı. Ama Fenerbahçe tribünü o kadar fazla doluydu ki ben maça geç kalıyordum. Yani 15 dakika yoğunluktan. Kala. Evet yoğunluktan. Normalde 15 dakika kala buluşmamız gereken saatte. Ben Alsancak'a doğru giriş yapıyordum. O gün Alsancak'ın girişinde yaklaşık yarım saat trafikte bekledim ve böyle bir taraftarın bizi değil, karşı rakibi destekleyen, bizi o zamanki bizi İzmir evet. takımını değil de bir İstanbul takımını tabiri caizse destekliyor olmasına şok olmuştum. O yüzden şimdi bunu kendi ev sahibi olduğumuz tüm maçlarda arkamda hissedebilmek inanılmaz büyük bir güç veriyor bana. Yani ve heyecan veriyor. O yüzden bunun için çok heyecanlıyım. Evet, ağzınıza sağlık. Üçünüze de çok teşekkür ediyorum. Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş ve Kaan Gürbüz'le birlikte Arda Bostan ve yardımcı antrenörümüz Mert Karatop'u da yeniden tebrik ediyoruz. Gerçekten emeğinize sağlık. Önce Sev Challenger Kupası'nda şampiyon olduk. Ardından A Milli Erkek Voleybol tarihinde ilk defa Milletler Ligi'ne katılma şansı kazandık. Katılma bileti kazandık. Gerçekten hem emeğinize sağlık hem de şu anda ağzınıza sağlık. Bu yoğun tempoya rağmen geldiniz, bizi kırmadınız ve konuğumuz oldunuz. Smaçör'ün yeni sezondaki ilk programının burada sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.